Evet arkadaşlar, videoma bakalım, hoş geldiniz. Kamer Arslan ben, sepetimiz elimizde, bıçağımız cebimizde. Biz geldik diken mantarı avına. Praetus erangi, yani namı diğer kulacık arkadaşlar. Şöyle bulunabileceği yerleri size göstereyim. Böyle çiğ ham yerlerde, özellikle yıllarca sürülmemiş yerlerde mantarımızı bulabilirsiniz. Biz bir de bu dikenle, ay ay, bu dikenin olduğu bölgelerde arkadaşlar. Bakın, Bismillah dedik ve ilk kulacık mantarımızı bulduk arkadaşlar. Sezonun ilk kulacığıyla başlıyoruz. Hadi bakalım bir çakımızı çıkartalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar, durum bu. Tazecik bir kulacık mantarımız. Şöyle bir de üstten çekelim. Özel bir mantar. Neden? Oh be, kokuya bak be. Harika. Harika harika. Evet. Evet arkadaşlar, bakın burada kimler var. Erdoğan hocam zaten biliyorsunuz, devamlı beraberiz. Bugün Selman arkadaşımız da bize katıldı. Oo, bu ne lan, iyi ayağına takılıp düşmemişsin. Takıldın mı yoksa? Arkadaşlar bu ne maşallah. Mantar böyle sevilir. Tak 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 tak. Hop gel bakalım. Şimdi gidip kulacak. Hocam bu fil kulağı gibi olmuş be. Vallahi fil kulağı olmuş. Aynen. Hemen tavaya. Oh be, vallahi özlemişim kokusunu ha hoca. Evet arkadaşlar, hocam basıyorsun üstüne. Hemen arkadaşlar, buracıkta bir tane var. O da tabii biraz yaşlanmış bir örnek. Ama olsun. Yaşlı genç fark etmez. Bu zamanda kim bulmuş kulacık? Bakın şunu da şuradan aldık. Haydi bismillah. Evet, burada gördüğünüz gibi sporları serpilmiş gelmiş, serpilmiş gelmiş. Burada güzel bir kulacığımız var. Gel bakalım. Arkadaşlar bu birazcık kurtlanmış. Muhtemelen burada lodos gördü. Güneş de fazla. Aa, ama bu çok iyi. Buna böyle özel markaj yapacağız. Hatta bu videonun kapak fotoğrafıyla yapabiliriz. Çok güzelmiş. Bakın arkadaşlar, hoppa. Çok iyi. Evet arkadaşlar, güzel bir kulacık. Hemen şöyle reklamımızı da yapalım da. Ulan hiç mi okunmuyor ki? Nerede? Hop, aynen şimdi bir şeyler gözükmeye başladı. Hoppa. Harika bir görüntü yakaladık. Evet. Gördüğünüz gibi mantarımız kısa. Çimlerin olduğu bölgede şu an. Yani burada çok uzun hoplar vesaire yok. Böyle nefes alan yerlerde hemen kendini göstermiş. Evet, bakıyoruz sağa sola daha bulabilir miyiz diye. Mantarımız biliyorsunuz artık bu zamanlar başlama zamanları. Bir başlasın, bir ay iki ay mantarımızı toplayabiliriz. Diken mantarı lezzetli bir mantar. Kulak, kulacık, sırtı kara, kara sırt gibi birçok yöresel ismi var. Siz de bölgenizdeki yöresel ismini yorumlara yazabilirsiniz. Evet, bakıyoruz. Burada daha pek bir şey de göremiyoruz arkadaşlar. Olanları topladık. Hadi devam edelim bakalım. Buldukça çekimlere devam edeceğiz. Şu an gönlünde pek bir şey yok. Şöyle merayı da göstereyim. Çanakkale'deyiz. Biga'nın köylerindeyiz bu arada. O kadarını da söyleyeyim. Şimdi şu aşağıda doğru bir bakalım bakalım. Belki buralarda boğutun içinde çıkmıştır. Evet arkadaşlar, bu şahane merada mantar bulamasak bile, yani nefes almak bile güzel. Şükürler olsun. Bakın. Mantar bulamasak değil, mantar da bulduk. İşte bu.
Olay tam da bu. Harika bir kulacık mantarı daha. Arkadaşlar bu nedir ya? Bu ne güzelliktir ya. Hop. Çatal çatal olmuş. Heh. Vallahi. Bir dakika. Dur, geliyorum. Bir dakika bakacağım. Evet arkadaşlar, Selma arkadaşım orada sanırım değişik bir tür bulmuş. Onu hemen incelemeye gideceğiz. Şunları atalım. Çok güzel ya. Of. Arkadaşlar mantarı, bulduğunuz mantarı bir koklayın. Şey hariç, bu Paulus Imbudicus var. O pis kokulu boynuz mantarı adı üstünde. Onu sakın koklamayın. Valla yığılıp kalırsınız. Ya da baş ağrısı yapar. O kadar leş gibi kokuyor ki. Bir dakika arkadaşlar. Çok az müsaade istiyorum. Bakın. Meramız bu. Güzelliklerle, papatyalarla, çiçeklerle süslenmiş harika kulacık meramız burası arkadaşlar. Hadi aramaya devam. Evet, bakın arkadaşlar. Şu güzel meranın güzelliğine bakın. Ve bize yaptığı sürprize bakar mısınız? Agaricus campertis. Çimen mantarı arkadaşlar. Kültür mantarı. Harika ya valla. Bakın buradakini muhtemelen bir hayvan ayağa takıldı veya ezmiş. Şöyle sapı da burada. Ama bunları hiçbir şey olmamış. Şöyle güzel bir şekilde alalım bakalım. Ulan kesememişiz ha, şeyden girmiş. Bakın arkadaşlar. Şahane bir örnek. Ve bakın dibinde de şahane bir sülük var. Lan yeter senin yediğin. Kalk. Kalk hadi git buradan. Mantarı sömürüyorsun ya. Kurutacağım mantarı. Gel bakalım. Ben seni şöyle o kökün olduğu yere bırakıyorum. Sen kökten devam et. O sana yeter. Bu da bize yeter. Biliyorsun. Sürükçük. Paylaştıkça güzel. Şöyle bakın arkadaşlar. Bir güzelliğimiz de burada var. Onu da iyi bir şekilde alalım. Evet. Sezonun ilk çimen mantarlarını kesmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Çimen mantarı, çim mantarı. Çimen. Çayır mantarı, kültür mantarı gibi birçok ismi var. Onları sepetimize girdiler. Bu kurumu şu anda alalım bakalım. İş yapacak gibi duruyor. Biliyorsunuz arkadaşlar çimen mantarlarında bu şekilde. Bakın altı bu genç bir örnek, olgun bir örnek, harika bir örnek. Tüketilebilir ama bakın bu şekilde kararma varsa çok tavsiye etmem. Biraz sindirimi zor olur. Hafif karnınız ağrıtabilir. O yüzden altı pembemsi mantarları tüketmenizi daha çok tavsiye ederim. Bakın çok güzelmiş ya. Evet, Selman arkadaşımız da burada. O da öyle güzel bir şekilde geziyor. Hadi Selmancığım, daha yok mu? Doğan, ben kendim sola doğru atayım bakalım. Bu solda çıkıyordu. Geçen seneler bu taraflara çok çıkıyordu. Evet arkadaşlar. Şöyle bir gezelim meramızı. Bakalım güzelliklerimizden bulabilecek miyiz? Bulunca devam ederiz. Çıktığı yerlerde görüyorsunuz. Az çok kafanızda hemen bir yerler canlanır zaten. Zaten meralarınızda vardır mutlaka. Kontrol etmekte fayda var. Yavaş yavaş başlamış. Evet arkadaşlar. Şu güzelliğe bakar mısınız? Burada diken mantarı. Burada çimen mantarı. Bakın burada bir mantarımız daha var. Bakın her ne kadar diken mantarına kulacağı benzese de mantarımız Melon Leuca. Leuca mıydı? Öyle o tarz bir ismi var. O mantardan tüketilmeyen bir tür. Çok bu grupta pek tüketilen bir mantar yok. Yani çok kalitesiz mantarlar. Öyle diyeyim size. Ama bu kültür mantarı olsun. Bakın kulacık mantarı olsun. Harika lezzetli türler. Şimdi sizlere küçük bir video hazırlayayım. Kulacık mantarı ve bunlar akkara diyorlar ama bu muhtemelen başka bir cinsi. Ona bakacağız. Onunla diken mantarı arasındaki farkları hemen sizlere göstereyim, anlatayım. Ayrı bir video çekeyim. Devam edeceğim.
Evet arkadaşlar, şahane kültür mantarlarımız, kulacık mantarımız, bu da yine çayırda dikkat etmeniz gereken melanoloğuca türü bir mantarımız, tüketilmeyen bir tür arkadaşlar. Öyle diyeyim ben. Evet, mantarımızı, diken mantarımızı hemen hasat ediyoruz. Sepetimize atıyoruz. Evet, geldik şimdi kültür mantarlarımıza. Gel bakalım aslan. Ya, maşallah. Aa, içi bile, rengi de bile değişmemiş. Sen de gel bakayım. Bakın arkadaşlar, hafiften kararma var ama her türlü gideri var mantarımızın. Bu zamanda kültür mantarı bulmuşuz. Çimen mantarı bulmuşuz. Biliyorsun hani bu doğal çimen mantarları, doğal çimen mantarı öyle diyeyim. Hani sizin pazar yediklerinizden kat be kat lezzetlidir. Şimdi bunu hiç kimseye tartışamam. Çünkü ben de pazardan alıp da tükettiğim oluyor. Hani onları kötülemek amaç demiyorum. Tabii onların herkes işini yapıyor da. Sanki onların içinde bir şey eksik gibi. Bu tam aroma, lezzet, tat hepsi bu mantarda arkadaşlar. Hoppa. Haydi devam edelim. Evet mantar dostları. Sezonun ilk çimen mantarlarını toplamaya devam ediyoruz. Gel bakalım aslan. Çimen mantarında dikkat etmeniz gerekenleri biliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde mantarımızı kestiğimiz zaman şu şekilde tırnakla şapka kısmı veya sap kısmını zedelediğiniz zaman herhangi bir sararma olmayacak. Mantarımız tarım ilacı, fenol, aseton tarzı kokmayacak. Bu da önemli bir ayrıntı. Bunda üstünü zedeledik. Görüyorsunuz herhangi bir şekilde herhangi bir sararma da yok. O yüzden mantarımızı tüketilebilir kabul edip sepetimize atıyoruz. Sepet önemli. Sepetsiz mantar toplamıyoruz. Oh, oh, oh. Bakın Erdoğan hocam hemen geldi, böyle taze yeri bulmuş. Yukarıdan mı bulunacağım? Evet bakın arkadaşlar. Birinci sınıf, daha hiç açılmamış. Taptaze bir kültür mantarı. Hoppa. Oo, muhbaşlar da geldi. Hah, harika. Bakın. Bir şahane kültür mantarı. Daha işte tam kıvam bu. Tam orijinal bu. Oh. Sıkıntı yok mantarımızda. Onu da sepetimize atıyoruz. Şimdi bakın burada mıhbaşı Marasmius oreades'ten bahsediyoruz. Harika bir türümüz bu da. Bakın bu şekilde mantarımızı nasıl ayırt ediyoruz hemen onu anlatalım. Bunu da ayrıca video çektim bir sürü de. Yine de size anlatayım hemen şöyle yakalamışken. Bakın böyle tepesinde bir umbo, şapkanın orta kısmında bir çıkıntı. Seyrek lameller, seyrek ve düzensiz lameller. Bakın burada çok önemli özellikten biri, sapını kopartmak. Çok lifli bir sap, sert bir sap. Evet zor kopartmak. Tek elle koparmak mümkün değil de. Yani bu şapkayla sapı ayırmak çok zor. Parçalanır. Kopmaz yani böyle tak diye. Onun için hatta mantarı makasla toplamanızda fayda var. Yeri gelmişken ondan da iyi bahsetmiş olduk. Onları da sepetimize ekleyelim. Hoppa. Sepetimiz bugün güzel oldu ya. Her şey var. Bir tane taş buldum bakalım. Onu bileme taşı yapabilirsem. Şöyle. Selman buradaki ne oldu? Buluruz şimdi ya dur. Bir tane çimen mantarı vardı arkadaşlar. Selman ben çekim yapayım diye onu koparmadı. Sonra gelip bakarız dedik. Ama bulamadık. Bu deminkilerden değil değil mi? Demin bulduğun değildi. Evet. Çimen vardı orada. Çimen. Evet. Bu ekipten kaçamaz diye düşünüyorum arkadaşlar. 3 kişi burada. Çimen mantarını da bulamazsak artık. Al işte bak. Oraya kadar mı kaçabilmiş? Ey maşallah. Ey maşallah. Evet hocam. Hadi bakalım. Hadi bismillah. Uf uf uf. Ne güzel. Sese bak ya. Sese bak, şu güzelliğe bak. Hadi bakalım. O da sepetimize girdi. Yola devam.